Şimdi SVD aldık elimizdeki VYV'lik, belki WC değil artık, VYV kare diye düşünüyorum. Olabilecekler bir farklı siyah yapın, 50 bireyleri. Bunu uyguladık. Karşımıza böyle bir tane resim çıktı. Ve bu kare olduğu için bunların hepsi kare olmak zorunda kaldılar. Bir VYV'lik bir W markası var. VYV'lik bir tane single bellerin olur bakın. Sadece dayanan şey. Sıfırdan farklı, diğerlerimiz sıfır. Bir de J markasımız var. Burada ne yapacağız diyeceğiz ki şurada mesela şu muhtemelen şunlar, şu sağ alt köşedeki sinkilerler sıfıra çok yakın çıkacak. Sıfıra yakın çıkmaz demek bu boyutların benim için önemi yok demek esasında. Öyle bir operasyondan geçirmiş ki, öyle bir lineer transformasyondan geçirmiş ki benim orijinal datama. Önemsiz olan, üzerinde variation'ın olmadığı, benim için bir sonuç üretmeyecek olan şeyleri boyutları sona doğru 60. Ne yapmış adam? Öyleyse diyor, ben bunu sadece diyor K'ya K'lık kısmı alacağım. Yani V'nin kısmı değil, K'ya K'lık kısmı alacağım diyor. Ve bu şekilde aproksimet edeceğim. V çarpı K, bayağı gördüğünüz gibi inceltmiş benim maddesimi. Ondan sonra burası K çarpı K. Şu, bakın şuradaki single sigma V 0 muhtemelen. Ama şu 0 değil, şu hala büyük bir rakam. Çünkü arta kalan attım, bu büyük bir rakamdan kestim. Evde geriye şunlar kaldı. Şunun satırları benim için önemli. Orijinal, yani buradaki orijinal satırlar vardı ya, onlarla alakalı ama özetini çıkarmış hali bunlar. Ondan sonra buna da her birine denk gelen benim şeylerim. Benim single bayrağı. Bu single bayrağı ne kadar büyükse o satır benim için o kadar fazla. O single bayrağı dediğim hocam, onların eigen belirleri değil mi? Efendim? Onlar... Eigen belirleri. Aynen belirleri, evet. Birisi besinin karkökü. Single value, eigen value, öyle birbirleriyle alakalı. Hocam her biri birbirine dik demiştik ya. Şunlar evet birbirine dik. Bunda da kolonlar mı? Bunda da kolonlar birbirine dik. Yani onların birbirine çarpımı, onların birbirine çarpımı sıfır ediyor. Nasıl ki x aksı y aksına dik, değil mi? Y aksı z aksına dik. Bizim elimizdeki 3 boyutlu dünyada her bir aksı birbirine dik. Aksların üzerindeki unit vektörle birbirine çarparsam 0 0 0 gelir. Buna da yine birbirine dik. Bu artık yeni bir uzay. Tamam mı? Yeni bir uzay. O uzaydaki her bir komponent birbirine dik. O komponentlerden hangisi benim için önemli, hangisi önemli? Sonra single value'ler söylüyorum. PC'in bana verdiği single value decomposition'ın bana verdiği, bunlar öyle bir şekilde sıralıyor ki bu boyutları. Önemsiz olan da sonlara doğru gidiyor. Ve hepsi, hani bir çeki çizmiştim. 45 derece açıyla tatlar öyle gidiyordu. Hepsini aksada çapıştırarak veriyorum ben. Bir şeyler atacaksam da oradan boyut atıyorum yani. Rotation falan önemli kalmıyor. Tamam, artık benim elimde K boyutlu vektörler var. V boyutlu değil, K boyutlu vektörler var. O da birdenbire elimizden 50 boyutlu, 100 boyutlu, 1000 boyutlu şeyleri çeviriyor. Top K dimensional kullanacağım burada. Tamam, embeddings vs. sparse vectors, orijinal embedding ve sparse vector arasındaki farklar. Dense SVD embedding sometimes work better than sparse PPMI matrix. Task like word similarity. Word similarity de daha iyi sonuçlar verdiği çoğu zaman deneylerine gelmiş. Dense models may do better at capturing higher order coherence. Coherence hatırlıyorsunuz değil mi? Single first order coherence'da buna birbirlerinin yerine geçebilir gibi bilgi vardı. Second order da yani higher order coherence'da ya bu wrote ve said yani yazdığıyla söylediği birbirle alakalı bir, yani aynı cümle içerisinde görmüyorum bunları ama bunlar birbirle alakalı, niye birbirlerinin yerine konulabilirler? Birbirlerinin kontekste geçtiğini çok fazla görmedim ama birbirlerine vektörleri çok benziyor gibi durumlarda. Bu dense SVD vektörlerin işe yaradığı görülmüş. Bu arada eğer siz elde ettiğiniz vektörlerinizin üzerinde bir makine öğrenmesi yöntemi çalışacaksanız, mesela SVM gibi ya da şey gibi SVM ya da random forest gibi makine öğrenmesi yöntemine çalışacaksanız, o türlü yöntemler 40.000, 50.000 boyutlu vektörler üzerinde çok iyi çalışmıyorlar. Ama 200'lü 300 boyutlu da daha verimli çalışıyorlar. Dolayısıyla şey değil yani.
sadece veriyi azalttık falan diye düşünmeyin, sparsity'yi götürdük diye düşünmeyin. Daha verimli hale getirdik, diğer makine öğrenmesi yöntemlerinin çalışacağı yöntemler hale getirdik diye düşünebilirsiniz. Tamam, şimdi 4-5 tane yöntemden bahsetmiştik. Bir tanesi PPMI'da, bir tanesi PPMI'nin üzerine SPD uygulanmasıydı. Üçüncü yöntemde daha çok işin içerisinde yapay sinir ağlarının olduğu, neural language model diyoruz bunlara, olduğu işte script gram ve continuous state of growth yaklaşımlarıyla beraber embeddinglerin bulunmasıydı. Ona bakacağız. Daha çok kullanılan yöntem bugünlerde bu yöntem. Çok daha genelleşebiliyor. Şurada bahsettiği Mayo Barrett Capture High Order Coherence çok daha güzel çalışıyor bunlarda. O nedenle en çok kullanılan yöntem bu yöntem diye düşünebiliriz. 2013'te başlıyor bunlar. Script Gram ya da Continuous Bag of Words. Onların manası ne olduğuna çok fazla bakmayacağız. Doğrudan baklamada alacağız nevodoklarında bunları. Mikolov denen bir araştırmacı var. Ondan kaynaklanmış. Benzer yöntemler yapılmış ama bu adam bu vektörleri efficient bir şekilde ortaya çıkarmanın yolunu koymuş. Çok hızlı çalışıyor. Yapay sinir ağları kullanıyorlar. Neural net language yapay sinir ağları kullanıyor. Yani bir dil modellemesinde yapay sinir ağları kullanıyor. Hani biz engram kullanarak hatırlıyorsanız şunu yapmıştık. Böyle bir tane W1'den W'ye ne kadar kelimelerin yan yana gelme ihtimali nedir? Bunu hesaplıyorduk değil mi? Bunu hesapladığım zaman ben bunun üzerine Bayes teoremiyle falan buraya en çok yakışan kelime hangisi? Probabilitesi en yüksek olan kelime hangisi? Ona da cevap verebiliyorum. Bunlar engramla yapılmıştı. Bu adamlar yapay sinir ağlarıyla şunu yapıyorlar. Yapay sinir ağlarının ne olduğunu çok fazla önemi yok. Anlatmayacağım da. Şöyle bir şey. Bu benim yapay sinir ağım. Kara kutu. Önemli değil. Yapay sinir ağına input veriyorsunuz. O size bir tane output hesaplıyor. Bir tane olmak zorunda değil. Daha fazla olabilir ama yapay sinir ağına ben W1'i, W2'yi, W4'ü ve W5'i verdim. Tamam, toplam 4 tane input verdim. Buradan W3'ü tahmin etmesini istiyorum. Tamam mı? Bu bir tane yapay sinir ağ. Yapay sinir içerisinde ne olduğunu bilmiyorum. Yani bu bir tane herhangi bir makine öğrenmesi yöntemi olabilir ama bunu özellikle yapay sinir ağda yapıyorlar. Buna Neural Language Modeling diyorlar. Neural Net Language Models. Tamam mı? Yapay sinir ağ language modeling. Yani engram tabanı değil de yapay sinir ağ language modeling. Hemen hemen şununla aynı. Bu 5 tane kelime bir arada görme ihtimali nedir? Şimdi bunda bizde bayağı bir istatistik hesaplamamız lazımdı şurada. Yani engramları falan bulmamız lazımdı. Bunlar engramı bulmadan network eğitmesi yöntemiyle bayağı genelleşebilen yöntemler öneriyorlar. Burada 5 gram falan hesaplamak yoktu, zordu. Türkçe için hesaplamıyorduk, 6 gram zaten İngilizce için yoktu. Ama bu adamlar 10 grama kadar, tamam mı, çok güzel genelleştirme yapabiliyor. Çünkü yapay sinir ağların böyle güzel bir özelliği var, doğru kurarsanız eğer. Genelleştirebiliyor. İşte 3 gram, 4 gram, 5 gram bilgileri kullanarak adam 6 gram, 7 gram, 8 gram, 10 gramı rahat bir şekilde, doğru bir şekilde bulabiliyor. Bizim de yöntemlerimiz vardı şu dünyada ama bunlar iki deneylerle gösterilmiş, daha iyi çalışıyor. Şimdi aynı fikri kullanacak adam diyecek ki, dili modellerken bir cümlenin içerisinde eksik olan kelimeyi bulmaya çalışırken aynı zamanda o kelimeyi de vektör atayım diyor. Hem vektör atayacak bir yandan, hem de, tamam mı? Hem vektör atacak, hem de bu W3'ün burada ne olduğunu bulmaya çalışacak. Yani ben burada kelime verdim. I go to'sunu attım. School early. Buradan to'nun çıkmasını bekliyorum. Yine unsupervised gördüğünüz gibi elinde cümleler var. Cümlenin 5'er tane kelimesini alıyorum. Baştan 2 tanesini, sondan 2 tanesini veriyorum. Ortadakini tahmin etmesini istiyorum ama bu kelimeleri verirken buraya kelimelerin her birinin vektörü var. Vektörünü veriyorum, 200 boyutlu vektör. Buradan da bir tane 200 boyutlu vektör çıkmasını istiyorum.
Tamam mı? Sistem bu şekilde düşünün. Neural net language model bu şekilde çalışacak. Karmaşık gibi görünebilir ama SVT'den çok daha hızlı bir şekilde milyarlarca kelime olan korporalar için saatler içerisinde cevap verebiliyor. Online olarak mevcut. Word2Vec yazın bunu bir kenara. Word2Vec, download Word2Vec diye hemen çat diye geliyor. Linux ortamında var. İndiriyorsunuz. Tamam diyorsun Word2Vec. Ben sana milyon tane kelime vereceğim. Milyon tane Türkçe kelime. Bilmiyorum ya hangi dilden çalıştı. Önemli olan kelime verilmesi. Sen bunları al, bunların vektörlerini bana üret. Onu yaptığı tek şey, o kelimeleri alıyorlar kapıya. Input'un buysa output'un bu olacakmış diye teker teker onları size veriyor. Word2Vec. İki, bunun bir de Fast Text diye yeni bir versiyonu daha var. Onunla kadar konuşuruz. Fast Text. Word2Vec'in yeni bir versiyonu. O da morfolojiyle falan alakalı, Türkçe için daha güzel çalışıyor. Yöntemler geliştirmişler. O da çok basit demelikte. O da dediğim gibi güzel çalışıyor, hızlı çalışıyor. Belki Word2Vec'ten daha da hızlı çalışıyor. Tamam, şimdi birazcık şu yöntemin nasıl çalıştığı hakkında konuşalım. Şimdi demiştik ki iki tane yöntem var. Skipgram ve Continuous Bag of Words. Continuous Bag of Words'u bir kenara atıp Skipgram hakkında konuşacağız. Tamam. Skipgram benim anlattığım birazcık tersi gibi çalışıyor. Şöyle. Hani ben burada dört tane kelime vermiştim de bir tane kelime bulmasını istemiştim ya. O bir kelime veriyor. Bunun konteks kelimelerinin ihtimallerini hesaplamasını istiyor. Yani to'yu veriyor to'yu. To'yla beraber ne olabilirdi kontekstinde? Onun bulmasını istiyor. Tersini söylüyorum ya. Continuous bag of words attık. Skipgram. Skipgram bu şekilde çalışıyor. Predict each neighboring word. In a context word of C words from the current word. For C equal to do we are given word WT and predicting these four words. Yani burada WT'yi verdim. Input olarak 1, 2, 3, 4, WT-2, WT-1, WT-1, WT-2'yi hesaplamasını istiyorum ben. Skipgram bu şekilde çalışıyor. Continuous Bag of Words birazcık tersi benim anlattığıma benziyorum. İkisi de hemen hemen aynı kapıya çıkıyor. Farklar var tabii ki. Bu arada Word2Vec'i onu söyleyebiliyorsun. Diyorsun ki Skipgram'ı kullanacağım, Continuous Bag of Words'ı kullanacağım. Onlara söyleyebiliyorsun Skipgram'ı. Tamam, biraz şu kutunun içerisine biraz daha bakalım. İki türlü embedding var burada. Bir, input embedding, bir output embedding. Karşı elinde iki tane şey var, lookup table'ı var. Ne demek yani? Input embedding'de sana gelen, input olarak ne veriyorsun? Bir tane kelime değil mi? O kelimeye denk gelen kolonu alıyorsun, D boyutlu. Tamam mı? Bunun D tane boyutu var, burası diyelim ki 200. Kaç tane kolonu var bunun? İşte V tane, kaç tane kelime varsa. O kelimeye denk gelen vektörü alıyorum ben buradan, tamam mı, bu matristen. Onu bu yapay sinir ağına veriyorum. Karşı tarafta da çıkan, tamam mı, sonuçları da ikinci bir matris var, oradan bakıyorum. O da sıfıra denk geliyor bu artık. Output embedding. Bir input embedding diye bir tane matrisim var. Bir tane benim embedding matrisim. Bir tane de output embedding diye başka bir tane matrisim var. Adam buradan, tamam mı? Bunun bu ucundan bir vektör verdiği zaman diğer uçtan çıkan vektörlerin output maddesindeki embedding'e benzemesini istiyor. Buradan mesela to verdi yani, to verdi ya. Buradan i çıkmasını bekliyor mesela. I ne yapacak? Çıkan şeyi alıyor, vektörü alıyor, tamam mı? Onun buradaki yerini buluyor, bu i'ye denk gelen vektör mü diye bakıyor. Eğer i'ye denk gelen vektörse çok mükemmel yaptım. I'ye denk gelen vektör değilse onun farkına bakıyor, bu kadar hata yapmışım diyor. Yani çıkan bir vektör ya, o vektör I'ın vektörü ne kadar benziyor bakıyor ya. Aradaki fark benim hatam. Aradaki fark sıfır çıktı mükemmel çalışıyor. Sıfır çıkmadıysa hatayı geri çevirip diyor ki bu şeye, yapay sinir ağına, sen bu kadar hata yaptın, bu hataya göre kendini düzelt. Bu hataya göre kendini düzelt. Ne yapacağım? Yapay sinir ağının içerisinde ne var biliyorsunuz herhalde. Birazcık açıklamaya çalışayım. Diyelim ki bu 200 boyutlu bir yıldı var burada. Her biri buradaki nodlara bağlanmış. Buradaki nodlar esasında her biri ağırlıklar var burada. Diyelim ki burada W1, W2, W3, W4,
W5 ta 200'e kadar gidiyor. W200. Bu input alıyor. Her bir gelen input'u şu W'ler çarpıp topluyor. Şu node elde ediyor. Tamam mı? Ondan sonra bu node'dan da şuradaki aynı node'da için aynısı. Çıkan rakamlar, buradaki çıkan rakamlar, toplanıp çarpılan rakamlar burada toplanıp çarpılıyor tekrar. Bir tane output üretiyor. Bir tane yapay, temelde yapay sinir ağ. Şimdi buradan bir tane vektör verdi. Tuğ'un vektörünü verdi. Buradan bir vektör çıktı. O vektörü alıyor, ayla karşılaştırıyor. Eğer vektörler birbirine benziyorsa, güzel değilse şuradaki W'nun değiştirmesi lazım. Nasıl değiştireceğim ben? Öyle değiştireceğim ki ayın vektörüne benzesin bu. Aynısını go için de yapacak. School için de yapacak. Early için de yapacak. Tamam, bu sadece bir beşlik bir pencere içinde bu. Bundan kaç tane var benim elinde? 1 milyar tane var. 1 milyar defa bunu yan yana tıkır tıkır tekrarlıyor. Bittikten sonra tekrar baştan başlıyor. Bunu en az 100 defa yapınca karşısına, tamam mı? Karşısına 2 tane, tamam mı? Hem input embeddingi hem de output embeddingi olan matris çıkıyor. Bu matrisler sürekli değişiyor. Neye göre değişiyorlar bu matrisler? Hem buradaki ağırlıklara uygun olsun diye değişiyor. Hem de buradaki kelimeleri tutturabilmek için değişiyor. Yani burada optimize edilen şey hem buradaki ağırlıklar hem de matrislerin kendileri. Script Grant'da Continuous Back-Off-Rose'da yaklaşım. Bu için içerisinde bir yapay sinir ağı var. Yapay sinir ağı dili modellemeye çalışıyor. Ve dilin ne olduğunu da bilmiyor. Türkçe, İngilizce falan fark etmiyor. Herhangi bir dil, hangi kaç tane karakteri varmış falan filan ona da çok fark etmiyor. İstediğiniz yeri rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Ve bu işlem bittikten sonra her bir kelimeye 200'er boyutlu, dilediğiniz boyutta şeyler atanıyor. Vektörler atanıyor. 2 tane atanmış oluyor yalnız. Bir input için, bir output için. Bu adam diyor ki bu durumda, bir yerlerde işte input ve output atanan 2 tane farklı vektörler var. İşlerin sonunda ne yapacağım bu 2 tane vektörü? 2 vektörü üst üste koyabilirsiniz. Toplayabilirsiniz. Ya da arka arkaya koyabilirsiniz. Ya da sadece bir tanesini kullanabilirsiniz. Çok da önemli bir şey. Bu arada şeyden bahsetmiş. Hani to'yu verdim. Diğer taraftan i almam gerekecek yani. Verilen şeyle, kelimeyle alınan kelime arasındaki farkı nasıl bulacağım? İşte similarity'sine bakacağım. Similarity burada cosine similarity'si olabilir. Ya da verdiğin doğrudan çıkarma similarity'si gibi şeyler de olabilir. O birazcık kullanılan yönteme bağlı. Aradaki fark alanlar da var. L2 normal alanlar da var. Yani doğrudan öklüt uzaklığına bakanlar da var. Dot product yaparım burada bir tanesi diyor. Similarity için dot product bakabiliriz diyor. Cosine similarity yapabiliriz. Onlar çok da fazla önemli değil. Tamam. Şimdi birazcık şeye bakmak lazım. Hani demiştik ya burada. Buradan bir tane kelime vereceğim. Diğer taraftan diğer kelimeler çıkıyor mu falan filan. Orada birazcık hafiften doğru şeyi söylemedim ben size. Doğrusunu söylemeye çalışayım. Doğrusu şu şekilde çalışıyor. Hani şey dedik ya içerisinde bir neural network var. Yapay sinir ağı var. O yapay sinir ağı şu şekilde çalışıyor. Verdiğiniz kelime esasında one hot vektör olarak veriyorsunuz. One hot vektör şu demek. Bir tane kelime vereceğim ya ben buraya. To kelimesini vereceğim mesela. To kelimesi. To kelimesi 40.000 boyutlu bir tane vektörün içerisinde bir yerde bir tane bir var, diğerleri 0, 0, 0, 0. Tamam. Bu bir to kelimesi. O 40.000 tanesinden sadece bir tanesi 1, diğerleri 0. To'yu ifade etmek için kullanılıyor. Eğer ben buraya to değil de işte go'yu vermiş olsaydım bu 0 olacaktı. Şuradan bir tanesi 1 olacaktı. Bu sefer de go olacaktı. Tamam. Go olacaktı. Buna one hot vektör deniyor. Ne olduğunu anladın. Sadece bir tane sıcak. Bir tanesi one hot vektör deniyor. Amacımız neydi hatırlayın. Buradan bir tane kelime verdiğim zaman ben Scriptgram'da bir tane kelime verdiğim zaman WT buradan WT-1 WT-2 WT-1 ve T-2 çıkmasını istiyorum değil mi? 4 tane output çıkmasını istiyorum. Bu adam diyor ki buradan bu one hot vektörü verdim. Diğer taraftan one hot vektör beklemeyeceğim. Diğer taraftan bir vektör bekleyeceğim. Tamam mı? Bir vektör. Yine 40.000 boyutlu bir vektör.
40.000 boyutlu bir vektör bu. 40.000 boyutlu vektörün sadece bir elemanla bir olmasını beklemiyorum. Şöyle bekliyorum. Buradaki elemanlardan bir tanesini, tamam mı? WT-1 ne denk gelmesi? Bir tanesi WT-1'e denk gelecek. Bir tanesi WT-2. Bir tanesi WT-2'ye denk gelecek. Hangisine denk geliyorsa onun rakamının büyük olmasını bekliyorum. One hat değil. Four hat diyebiliriz. Four hat diyebiliriz orada. Tamam mı? Dört tanesinin rakamının sıfırdan farklı olmasını bekliyorum ben. Onlar hangi rakam? Onlar hangi kelimeler onlar? Onlar benim korporamda yer alan kelimeler. Korporamda yer alan, şurada kullandığım kelimeler. Input için verdiğim I go school diyorum yani. I go to school early diyorum da. Dolayısıyla buradaki I go school early kelimelerinin rakamlarının yüksek gelmesini bekliyorum. Tamam mı? Arta kalanı bunun neural network. Nasıl bir neural network? Şurada bakın. D boyutlu bir tane şeyim var. Hidden layer'ım var, node'larım var. D tane eleman var burada. D tane elemanın her birinin, tamam mı? V tane girişi var. D tane elemanın her birinin de V tane çıkışı var. V tane çıkışı var. Şu sanki bir V çarpı D'lik bir matris gibi şurası. Burası da D çarpı V'lik bir matris gibi. Input embedding, output embedding buradan geliyor. Input embedding, output embedding buradan geliyor. Evet. Hocam bu OTENCODE denilen yapıya çok benzemiyor mu? OTENCODE'a çok benzemiyor. OTENCODE'da ne var? Input'un bu, output'un da yine aynısı. Değil mi? Bunu öğren, ince bir yerden geçin, bunu öğren. Burada öyle değil ama input'un bu, output'un farklı. Input'un benken, output'un komşularım, kontekstim. Bir de output'ta hangi kelimeler, yani T artı bir kelimesinin hangisi olduğunu nasıl anlıyor o zaman? Anlamıyorum. Anlamıyorum. Yok, orada kontekstim benim bu diyor. Sırasının bir önemi yok. Bazıları şey yapıyorlar yani, T artı bir, T eksi biri, hani bunu optimize edecek yani burada. T artı bir daha büyük bir rakamla cezalandırıyor. T artı 2'yi daha küçük bir rakamla cezalandırıyor. Hani error propagation yapacak ya geriye doğru. Error propagation yaparken yapılan hataları yakındaki kelimeler için yapılan hatalar daha fazla cezalandırıyor. O şekilde bir şey enforce edebiliyor. Ama burada benim ilk anlattığım şeyler bu yöntemde onun bir önemi yok. Kontekstin benim hangisi olacak? Ben bu kelimeysem benle beraber geçen kelimeleri çıkartıyorum. Tamam. Ben bu kelimeysem benle beraber kere. Ben buysam arkadaşlarımı sıralayayım bir şey. Onu söylüyorum. Skip run bu şekilde çalışıyor. Burada bir matris var, burada bir matris var. Yani neural network'lar alakası ne diye sorarsanız, neural network'lar alakası bu. Bu şekilde tasarlanmış, bu şekilde hesaplanıyor. Tekrar şuraya dönersek, W ve C. Gerçekten bu target embedding, oysa context embedding, bunların matrisleri, oradaki ağırlıkları bu matristen alıyorsun. Ve bunu yaptığım zaman ben, şöyle bir network'ü optimize ettiğim zaman, doğrudan optimize ettiğin şeyler W ve C'nin rakamları oluyor. Normal standart back propagation duymuşsunuzdur yapay sinir ağlarında. Back propagation yaptığınız zaman ortaya çıkan değerler iki tane W ve C matrisleri. Onlar back propagation aracılığıyla otomatik olarak optimize ediliyorlar. Yani bir yerden lookup yaptım, aldım, onu bu yerine koydum, optimize ettim falan gibi bir şey yok başlattığım gibi. Genel resim bu şekilde. Back propagation çok kuvvetli bir algoritma. Özellikle böyle bir tane layer olan yerler için çok güzel çalışıyor. Kelimeleri alıyorsunuz, birer birer buna incremental optimize ediyorsunuz. Yani 40.000 dB'den alıp 40.000 dB'den optimize etmiyorsunuz. Pencereyi kaydırarak tıkır tıkır ileri doğru gidiyorsunuz. Bunu birkaç defa yaptığınız zaman mükemmel bir şekilde çoğu zaman optimize oluyor. Diyelim ki milyarlık bir kopyayı avaraj bir makine üzerinde 5-10 milyarlık bir makine üzerinde bir saat içerisinde rahat bir şekilde vektörlerini çıkarabiliyorsunuz. Tamam. Soru soru var mı bununla ilgili? Esas dediğim gibi anlatmaya çalıştığım yöntem bu. Manhattan ne olduğunu anlattım burada. Script'lerin ne olduğundan bahsettik. Bu şurada hani demiştim ya her bir kelime için bir tane değer çıkacak. Benim konteks kelimelerim için değer çıkması, daha yüksek değer çıkması benim için. Burada manhat veriyorum ama burada manhat çıkmasını istemiyorum ben esasında. Konteksin ne kadar genişse o kadar olmasını istiyorum. Onu hesaplaması için bir softmax denen bir yöntem var. Softmax denen bir yöntem var. Softmax yöntemi işte
çıkması gereken değerle çıkan değerin çarpımına olabilecek tüm değerlere bölünmesiyle hesaplanıyor. Şurada olabilecek tüm değerlere tüm kelime sayısı olduğu için çok büyük bir rakam bu. Çok büyük bir loop, bu 40 binlik bir loop. Bunu milyonlarca defa yapman gerekiyor, çok büyük. Onun için bununla ilgili birkaç tane ne yapılmış? Hile yapılmış. Diyor ki tüm kelimelere bakmana gerek yok, bazı önemli kelimelere baksan da olur. Bu arada şeyi unuttum burada söylemeyi. Bundan sadece pozitiflere baktık. Yani buradan kelime verip bunların çıkmasını bekliyorum ya. Bazen de buradan kelime verip bunların da çıkmamasını bekliyorum diyoruz. Yani bunlar yüksek çıkacak, bundan da yüksek olmaması lazım. Yani sadece benim kontekstinde olan kelimeler için yüksek çıksın, kontekstinde olmayanlar için düşük çıksın. İki türlü bir şey var burada. Bir pozitif bir negatif yaklaşımı var. Eğer negatifleri yapmazsanız bu çok iyi çalışmıyor. Şimdi çok fazla şey yapmadan tamam. Adamlar bunu, Mikolov bunu çalıştırmış. 2013'teki bu 20.131 değil, 2013'ün birinci paper'ı. 2013'teki paper'ında çalıştırmış. Sonra demiş ki grafiti için bana yakın kelimeleri söyle. İşte burada. Spray paint. Yine grafiti gelmiş. Taggers gelmiş. Capuchinate için bana yakınları söyle demiş. Gördüğünüz gibi Capuchinate'in baya baya derivasyonlarını bulmuş adam. Derivasyon ne bilmediği halde. Capuchination, Capuchinated, Capuchinating dedi. Redmond diye sormuş. Redmond biliyorsunuz Seattle'ın bir şeye ne diyelim bir semti ya da ilçesi falan biliyor. Suburb mi bilmiyorum. Redmond Washington'ı bulmuş. Microsoft'u gördünüz mü? Redmond, Microsoft orada. Microsoft'un headquarters'ı Redmond şeyinde, Seattle'da. Microsoft'u gitmiş, burada bulmuş. Ninjutsu ne bilmiyorum ama herhalde ninja ile falan alakalı bir şey ya. Yani bunların birbiriyle alakalı olduklarını bu adamlar getirmişler, koymuşlar. PPMI de böyle şeyler yapmaya çalışıyordu. Bu onlardan çok daha derinliğini yapabiliyor, daha iyisini yapabiliyor. Başka şunu yapabiliyor, bu PPMI bunu yapamıyor. Bu işlemi çalıştırdığınız man için bir tane vektör var değil mi? 200 boyutlu bir vektör. Woman için de bir tane vektör var, 200 boyutlu bir vektör. İkisinin arasındaki farkı alın. Bayağı vektör çıkarması yaptınız. Tamam mı? Şu vektörü alıp uncle'a eklediğiniz zaman n çıkıyor. Bu vektörü alıp king'e eklediğiniz zaman queen çıkıyor. Tamam. Bunu yapabiliyor. Yani diyorsun ki man'le woman arasındaki farkı al, king'e ekle, sana queen üretiyor. Tamam mı? King'le king's arasındaki farkı al, queen'e ekle, queen çıkıyor. Yani hem sintaks bakımından hem de semantik bakımından manalı şeyler. Şu vektör algebra diyorlar buna. Vektör, word vektör algebra diyorlar. Şunu bir okuyun. King'in vektöründen benim vektörünü çıkarıyorsunuz. Üzerine woman vektörü ekliyorsunuz. Karşınıza Q'nin vektörü çıkıyor. Yani bunu ödev verdiğiniz zaman siz de deneyeceksiniz. Türkçe kelimeler verdiğiniz zaman da gerçekten ben bunu denedim. Ankara'nın vektöründen Çankaya'yı çıkarıyorum. İstanbul'un vektörünü eklediğim zaman bayağı Beyoğlu falan geliyor. Wikipedia dump'ından çıkıyor diyorum. Yani Wikipedia'daki tüm metinleri aldığım zaman Wikipedia dump'ı duruyor mu ya kademi yerlerde? Bilmiyorum. Yani yasak Wikipedia. Nasıl? Wikipedia yok ki artık evde. Türkçesi de mi gitti Wikipedia? Hepsi gitti. Hepsi gitti. Tüm ülkeler gitti. Nasıl yapacağız? Wikipedia yapacaksınız ki. Sizde bayağı bir şey var değil mi? Bunlar söyler var hocam. Bayağı informatik related şey. Ne kadar var sizde makale? Çok var hocam. Ne kadar var? Hocam şey var. Bir terabayt var mı? Yok. Benim çok geliyor. Orada mesela o arkadaş şimdi siz ne peşinde koşuyordunuz ya? Siz özel terimler üzerinde koşuyordunuz değil mi? Özel neydi o şeyleri yakalamaya çalıştığınız kelimeler? Proteinlerini yakalamaya çalışıyordum ben. Ali de etkileşim çıkartmaya çalışıyordu. İki tane problem aslında. Etkileşim mesela ne etkileşim? Bunda bu bir arada birbirinin proteinler var değil mi aslında? Evet. Çok güzel. Bunda bu birbirine ne kadar alakalı değil mi? Yani evet. Söyleyebilirsin. Çok özelleşmiş alan olduğu için çok fazla olduklarını sanmıyorum. Mesela verilen bir şeye
verilen bir kelimeye yakın kelimeyi bana sıra dediğin zaman bayağı mağda aşağı çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Wikipedia kullanmayacağız. Söylemeye çalıştığım şey burada tamamen unsupervised. Bu kelime vektörü algebrasını bunlar üzerine çalıştığınız zaman bunlar güzel çalışıyor. Öyleyse question answering sistemlerinde tamamen o kelimenin olması, yani Google'a birisi bir soru sorduğu zaman işte bana Ağrı Dağı'nın yüksekliğini ver falan filan dediği zaman, irtifasını ver dediği zaman adam irtifayı falan kenara bırakıp yükseklikler hakkında konuşabiliyor. Kimse bu Google'a ya irtifa ile yükseklik aynı şeyler esasında gibi bir şeyler yazmamış hatta if'lerle, else'lerle. Google'a otomatik olarak bu gibi metinlerden çıkarıyor. İrtifa yerine bu kullanılabiliyor falan diyebiliyor. Tamam mı? Bizdeki arkadaşlardan bir tanesi, beraber çalıştığım arkadaşlardan bir tanesi şunu yapmayı öğretmeye çalışıyor Word2Vec'e. Türkçedeki kelimeler çoğul aldıkları zaman bu halden bu hale geliyorlar. Öyleyse çoğul almanın bir tane şeyi var. Ne diyeyim? Vektörü var. Bu vektörü ben sana öğreteceğim. İyilik ekinde bir vektörü var. Geçmiş zamanda bir tane eki var. Böyle olunca Türkçenin morfolojisi otomatik olarak acaba böyle bir sistemi öğretebilir miyiz? Üzerinde çalışan bir arkadaşımız var. Doğru şeyler, güzel sonuçlar çıkarsın. Onları size gösterin. Bununla ilgili şeye bakın. Benim internete bağlı mıyım? Ya bağlıydım. İnternete bağlıysam eğer. İnternete tamam da değilim. Ama bağlanabilirim. Şu güzel mi? Şurası. Orada hemen bir iki tane bunlar gerçek örnekler. Bazıları tesadüf çıkmış da olabilir. Şuradan mı gelecek? Gatorları burada bağlı mı? Bağlı mı? Bağlı mı? Böyle yapayım. Bir şeyler var mı? Neyse, git geldiği zaman herhalde buradan tekrar devam edeceğim. Anlamadı ya. Siz kendiniz bakarsınız bunun örneklerine. Çok güzel, komik de olabilecek örnekler var. Bu bayağı birkaç tane dergide, popüler dergide kapak konusu falan filan oldu. İnsanlar hoşuna gidiyordu. Deniyorlardı. Herhangi bir değişik çalışabilmesi bizim için en büyük avantaj. Son yöntem. En popüler olanı anlattım. Bunu da ben yeni öğrendim. Brown Clustering diye bir algoritma. En başta gösterdiğim bir ağaç vardı ya, o ağacı oluşturmaya oluşturan yönteme benzeyen bir yöntem kullanıyorlar burada. En sondaki şeyi göstereyim ben. Bunu yapmaya çalışıyorum. Hatma coding'e bu çok daha fazla benziyor. Hatma coding'e çok daha fazla benziyor bu. İşte November'la Oktober'a alakalandırmış. Chairman'da, President'da, CEO'yu. Bunların hepsi yukarıya kadar gidiyor. Kelimeler birbirine nasıl alakalı, ne kadar alakalıysa onları altta birleştirip yukarı doğru Run ve Sprint'i alakalandırmış. Sonra da bunlar Work'la alakalandırmış. Şimdi bu durumda Sprint'in şeyi, vektörü burada 1, 0, 1 oluyor. Tamam mı? Walking'i 1, 1 oluyor. Anladınız değil mi? Aşağı doğru indikçe sol taraf 0, sağ taraf 1. Eğer iki kelime birbirine ne kadar çok benziyorsa onların most significant digitleri birbirine aynı oluyor. Sadece least significant digitleri birbirine farklı oluyor. Birbirine ne kadar farklıysalar da onların most significant digitleri birbirine farklı oluyor. Nasıl çalışır bu? Biraz önce anlattığım yöntemler. İki kelime arasındaki PPMI ya da Word2Vec vektörlerinin ne kadar birbirine benzediği başlıyorsun. En benzer olanları hemen aşağıdan Hoffman coding'e tıpatıp aynen birleştiriyorsun. Birleştirince ona yeni kelime oluyor. Ondan sonra yukarı doğru tıkır tıkır çıkarıyorsun. Bundan Brown cluster deniyor. Yaptığı bazı cluster'lar gördünüz mü? Tamamen unsupervised. Haftanın günlerini icat etmiş. Tamam, şu da güzel. Geekteyiz.
haftanın günüyle alakalı hikayedir. Ayları icat etmiş. Onların bir sınıf olduğunu biliyor. Akrabalıkları icat etmiş. Gördün mü? Mother, wife, father, son, husband falan değil. Buradan burası insan kullanır. Bir dili anlamadan, bilmeden öğrenebileceğiniz çok şey var. Yani ne nerede geçiyor? Kim kimle alakalı? En sık geçen şeyler ne? Yani bir dili dinleyin. Eğer kelimeleri seçebiliyorsanız en sık geçen şey nedir? En sık geçen kelime V'dir, değil mi? Her dilde hemen hemen V var. Gerçi Türkçeyi bilen birisi İngilizceyi dinlediği zaman bu D kelimesi çok geçiyor. D'nin karşılığı ne Türkçe'de? Yok, onu bilemiyorsunuz. O gibi eksiklikler falan var ama D kelimesinin çoğunluğunun başına geldiğini falan anlayacaksınız bir yerlerde. Her yeteri kadar istatistik konuştuklarınızı. Bunların birbiriyle alakalı olduğunu anladığınız zaman zaten bir nebe çorap söküyor gibi geliyor. Eski antika dilleri, tamam mı? Hititçeyi mesela bu şekilde çözüyorlar. Ne yapıyor? Gruplandırıyor. Bu kelime diyor çok geçiyor diyor. Sizce Hititçe'de en çok geçen kelime hangisidir? Toprak. Güzel. Ekmek. Kılıç. Kan. Sol. Bakır. Kalay. Kürada. Bunlardan bir tanesi, tamam mı? Koyduğun zaman tık kelime. Zaten bakır, kalay her öyleyse geçiyorsa yani onlar. Hititçe'de var. Koyduğun zaman tıkır tıkır gelmeye başlıyor. Herhalde Hititçe'yi çözen adam ekmek ve suyu bulmuş ilk önce. Ekmek de su bu. Ekmek bu su olsa gerek. Orada niye? Suya benzeyen bir kelime var. Avrupa dillerinden bir tanesi. Ya bu bir Avrupa dili olmasın falan demiş. Bu suya çok da vasa abi vasa. Water gibi Almanca vasa gibi. Oradan bulmuş. Sonradan Almanlar vesititiz falan deyip ortaklığa ulaşıyorlar değil mi yani? Çorum'da en çok kazı yapanlar onlar. Almanlara kızdığımız zaman ilk ne yapıyoruz biz? Hattuşa'da kazı yapmalarını yasaklıyoruz. Siz bize füze vermezseniz saat tuşuna bir de zor görün. Ondan da çok zoruna geliyor. Ya biz hedit değil miyiz? Nasıl yaparsan da. Bizi ona kendini hedit izlediyorlar. Yani. Biz buradan gelmiştik. Bizim dediğimiz kökümüz var mı falan. Bu şekilde çözebiliyorlar. Başka? Tamam, orta kısmı birazcık hızlı atladım. Kitabın bu chat'te de güzel okuyun. Wordtubing üzerinde epeyce bir makale var. Son 3-5 yıldır bunun haricinde zaten paper çıkmıyor her bildiğim yazımda. Zaten lisanslı arkadaşlarım da buna benzeyen paper'lar okumalarını istemiştim ben. Bu konuya anlatmadan kendinizi öğrenin diye. Final zamanında ya da final zamanında bir hafta sonra onlardan bunu... Pardon, finalde ne zaman başlıyor? Çarşamba. Değil mi? Çarşamba başlıyor. Çarşambada önce ikmalar testi, onların bu konuda sunumları olacak. İsterseniz ne oluyor? Şimdi, kaç kişileme yapacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tamam. Ya haftaya da yapabiliriz demek istiyorsanız. Yani ama hepiniz haftaya bırakmayın ya. Adam, acelesi olan kendilerine hızlı anlaşın.